Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler şehri hangisi? Birçok kişi ilgi alanlarına göre bu soruya farklı yanıtlar verebilir ama genel olarak verilen yanıtta New York'un öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü burası aynı zamanda bir kültür, sanat merkezi, moda merkezi, Amerika Birleşik Devletleri'nin finans kurumlarının önemli bir kısmının bulunduğu bir şehir ve aynı zamanda birçok özelliğinden ötürü şirket merkezlerinin burada bulunması, dünyanın önde gelen kişilerinin ve kurumlarının buraya akın etmeleri, önemli ürünlerini, faaliyetlerini burada sergilemek ve duyurmak istemeleri New York'u, özellikle Manhattan'ı, şehrin merkezini dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. New York'a, özellikle Manhattan'a gösterilen bu yüksek ilgi şehirdeki konut fiyatlarına ve arsa değerine de yansıyor. Burası Tokyo, Londra ve Paris'le birlikte, buna Moskova'yı da ilave edebiliriz. Dünyada konut fiyatlarının, arsa fiyatlarının, metrekare birim maliyetlerinin en yüksek olduğu yerlerden biri. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli isimleri, varlıklı kesimleri değil, dünyadan, Rusya'dan Çin'e, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar varlıklı binlerce insanın konut satın almak istediği, bir stüdyo daire satın almak istediği bir yer. O bakımdan bu kadar yoğun ilgi ortaya çıkınca buna yanıt verebilecek konut arzı da olmadığı için mevcut yapıların değeri ve konut fiyatı çok ciddi seviyelere yükseliyor. Tren garından otobüslerine, itfaiye araçlarından binalarına kadar, ikonik yapılarına kadar gerçekten dünyanın çok farklı ve sıra dışı şehirlerinden biri New York. New York'un önemli bir özelliği daha var. Dünyanın her yerinden bilim insanlarının, sanatçıların, öğrencilerin, akademisyenlerin, modacıların ve kültür sanat insanlarının çok ziyaret ettikleri şehirlerden biri. Şehrin önemli merkezlerinde, kafelerde, mağazalarda ve caddelerde ve parklarda dolaşırken Türkiye'den tanınmış simalara da rastlamanız mümkün. Selamlar, New York'tayız. Manhattan'da 5. caddede burada bir kahvaltı yapayım dedim. Smith seneyle geldim. Bizim İlber Hoca da burada. Beraberiz. Hoca da toplantıları takip etmiş. Burada ne zaman dönüyorsun? Ben buna değilim. Ben public library, müzisyen, bilmem. Public library. Şurada kütüphane var. Dünyanın en önemli kütüphanelerinden. Oraya lansmana gelmiş. Ben Murat Çeçen, yönetim kurulu üyesiyim İştaş AŞ'nin. Türkiye Büyük Projemizin yönetim kurulu üyesi. Burak Vardan, icra kurulu üyesi. İştaş İnşaat. Turgay Tahan, projeden sorumlu Amerika temsilcisi. Esin Pektaş, mimar mühendisim. Onur Zeybet, mühendis proje müdürü. Binamız bittiği zaman böyle görünecek. Arkasında Chrysler Building. Burası 46. cadde ve burası 1. avenue. İşte bu meşhur binanın meşhur salonu her yıl Eylül ayının son haftasında uluslararası toplum burada buluşuyor. 200'e yakın ülkenin lideri gelip bu salonda konuşma yapıyor.
En son ABD Başkanı, bundan bir önceki başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapan liderler arasındaydı. İşte bu binanın hemen yanı başında, karşı caddede, birkaç dakikalık yürüme mesafesinde Türk Evi açılmak üzere. Başkanım, çok kıymetli mütevelli heyet üyeleri, değerli misafirler, çok değerli öğrenci kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bir yıllık aranın ardından Türken ailesiyle tekrar bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle relationship with Turkey is important. We try to get them back in the F-35 program. Maybe talk about a free trade agreement because Turkey is a very important ally, not just when it comes to Syria, but really the whole region. Can you talk about the roles that we can speak about? Türk Evi tamamlandıktan sonra arsa değeriyle birlikte yapının toplam değerinin yaklaşık 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yılki BM zirvesine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'dan Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık'tan Boris Johnson gibi liderlerin katılması bekleniyor. New York'a, özellikle Manhattan'a gösterilen bu yüksek ilgi, şehirdeki konut fiyatlarına ve arsa değerine de yansıyor. Burası Tokyo, Londra ve Paris'le birlikte, buna Moskova'yı da ilave edebiliriz, dünyada konut fiyatlarının, arsa fiyatlarının, metrekare birim maliyetlerinin en yüksek olduğu yerlerden biri. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli isimleri, varlıklı kesimleri değil, dünyadan, Rusya'dan Çin'e, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar varlıklı binlerce insanın konut satın almak istediği, bir stüdyo daire satın almak istediği bir yer. O bakımdan bu kadar yoğun ilgi ortaya çıkınca, buna yanıt verebilecek konut arzı da olmadığı için mevcut yapıların değeri ve konut fiyatı çok ciddi seviyelere yükseliyor. Binamızın en üst katında TÜİK'in NERS Damper adı verilen deprem ve rüzgar salınımlarına karşı binayı geri çeken damperimiz var. 400 ton ağırlığında ve yüksek rüzgarlarda bina 50 santime kadar en tepede salınıma sahip olabiliyor bulunduğumuz lokasyon sebebiyle. O yüzden binayı hareket ettiği her tarafa karşı geri çekmek için bu damper var ve siz bu şekilde binada o hareketi hissetmiyorsunuz. Böylece en üst katlara çıkıldığında hissedilen hastalık hissi olmuyor. Yani kullanıcılar bunu hissetmiyorlar hareketi. Kaç kilometreye kadar rüzgar buradaki olabilir? Rüzgar hissi 115 mil per hour, 180 kilometreye kadar çıkabiliyor. Neredeyse bir kasırgaya dayanacak şekilde. New York'un kendi, yani tam şu anda East River'ın kenarında olduğumuz için Doğu Nehri'nin 1. Avenue ile 46'nın kesişimindeki bu lokasyona göre verilen sayılar ortalama hız 115 mil per hour. O da saatte 115 mil. Yaklaşık olarak 170-180 kilometreye denk geliyor. Şimdi Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında bir Türk evi yapılmakta ve çok kısa bir süre içinde de tamamlanacak. Ne kadar kaldı binanın bitirilmesine? Son bir senemiz. Çok büyük oranda tamamlandı denebilir değil mi? %70'i tamamlandı. Bu ekip
önemli oranda gerçekleştiriyor denebilir mi? Planlanması. Birer cümleyle isimlerini rica edelim buradaki isimleri. Burak Vardan. Turgay Taha. Esin Pektaş. Onur Zeybek. Ne kadarlık bir tempoda, kaç mesai olarak çalışıyorlar normal zamanlarda insanlar burada? 300 tane sendikalı işçimiz var. Hepsi full time çalışıyor. Bazen bazı işler için akşam ve gece şiftleri yapılıyor. Transformerlar elektrik için yüklendiğinde akşam 11'den sabah 5'e kadar çalışıldı. Onun dışında sabah 7-3 arası normal sendika saatlerinde çalışılıyor. Siz de bir cümle kendinizi tanıttıktan sonra, bu binanın çok özel bir güvenlik özelliği var. Onu da lütfen söyleyin. Ben Murat Çeçen. Bu bina bu kadar kısa sürede inşa edilmiş en hızlı binalardan bir tanesi Manhattan'da. Toplam 171 metre. %70'lik safhaya geldik. 100 kiloluk bombaya dayanıklı giydirme cephesi. Binanın konstrüksiyonu tamamıyla son teknolojiyle yapıldı ve tamamıyla Türk mühendis ve mimarların çözümleriyle oldu. Açılış tarihi olarak planladığınız tarih nedir? O Sayın Cumhurbaşkanımızın belirleyeceği. Yaklaşık bir yıl içinde bitirilmesi planlandı. Evet, bir yıl içerisinde bitirme talimatı verdi. New York'un en önemli caddelerinden birinde bulunuyor burası. Burası New York'un en problemli caddesi diyebiliriz. Neden öyle? Çünkü karşımızda Birleşmiş Milletler var. Devamlı bir etkinlik ve güvenlikle ilgili durduruluyor. Zemin dolgusu açısından bir güçlük, zorluk var mı? Var. Zemin özellikleri. Nehir kenarında olduğu için özel bir yapı tekniği kullandık. En problemli kısmı da zaten zeminiydi. Evet. Şu anda karşıda gördüğümüz yapı da dünyanın bütün önemli ülkelerinin liderlerini Eylül ayında bir araya getiren Birleşmiş Milletler binası, ana merkezi. Thank you.